en basri yıldız. Sabah 5'te kalkarım. Kahvaltıda hafif şeyler tercih ediyorum. En önemli öğün kuşluk. Kuşlukta et yerim ben. Dışı yanmış olacak, içi pişmemiş olacak. Üzerine zeytinyağı, deniz tuzu. Alışkanlık. Beni öyle büyütmüşler. Neyleyim? Öğlen yemeği hafif. İstakoz. Bazen kerevit, bazen deniz tarağı, bazen de baraküda yiyorum. İkindi yine benim için kutsal bir vakit. Daha çok Çin'de yemeği seviyorum. Ördek patisi ve keçi kulağı. Akşam yemeği Paris. Ekmekle peynirle geçiştiriyorum. Şarap. Olmazsa olmaz. Bazen hızımı alamıyorum. Gece İtalya'da sandviç yaptırıyorum. Basri abi, bütün bunları nasıl yapıyorsun? Günde 3 saat anca uyuyorum. Başka türlü de yetişilmiyor. Bazı sırlarım var. Yok değil. Gayrimeşru bir çocuğum var. Bana benzemiyor. Kulakları avukat Necdet'e, burnu da balıkçı Şakir'e benziyor. Kimse kusura bakmasın. Allah affetsin. Fakat çocuğu da sevmiyorum. Hem bir kızım olsun isterdim. Brigitte Bardot'a benzesin. Olmayınca olmuyor. Olmuyor. Bu bebe çıktı. Gençliğini neye borçlusun diyorlar. Tabii ki olduğum ameliyatlara borçluyum. Sayısız estetik operasyon, transplantasyon, meditasyon ve reenkarnasyon. O kısımları anlatamam. Şu sıralarda da uzayla alakalı bir projeyle, bir değişik bir alet. Halkalar dönüyor, içinde bir küre, o da dönüyor. Dönerken kara delik etkisi yaratıyormuş. Orada kafasındaki dünyaya ulaşıyor. Neydi adı? Adını getir. Türkiye'ye de geldi yakın dönemde. Zuckerberg. Değil ya, onu da tanıyorum. Uzak doğulu bir karısı var. Ona el şakası yaptım da biraz tatsız ayrıldık. Jeff Bezos yine samimi arkadaşım. Bunlar hep önlerdeki isimler. Esas babalar geride. Amerika'da, Fransa'da. Bunlarla gizli toplanıyoruz. Bir bizim kıyafetli toplantılarımız oluyor. Takıp takıştırıyoruz. Azıp coşuyoruz. Deli deli hareketler. Şuursuz şuursuz. İsterik şaşırırsınız. Karanlık, kasvetli, çatolarda. Yapıyoruz. Zenginlerin hayatı da böyle oluyor. Gördükleri, yaşadıkları çok başka. Bambaşka. Sonra diyorlar ki, Asri abi, ölümden sonra hayat var mı? Keyif olmadan, planöre binmeden, sörf yapmadan, elkenli sürmeden, paraşütle atlamadan satını çıkaracaksın. Mavi yengeç. Para, para, para. Asri abi şuraya gidelim. Asri abi senle buraya gidelim. Azotu koymaz. İşin ucundan tutmaz. Beni tanıyan tanıyor artık. Öyle değil mi? Borsayla uğraşmak kafamı çok yoruyor. O yüzden bu aralar gayrimenkul yatırımcılığına yöneldim. Birkaç Yunan adasında, İtalya'da, Fas'ta, Hindistan'ın güneybatısında, Avustralya açıklarında bazı arazilerim var. Bunları değerlendiriyorum. Daha yeni bir kooperatife başladık. Futbolculara veriyorum. Arkadaşına söylüyor. Kimde para varsa ona gidiyor. Basri abi dediler. Gel bize bir yemek yedir. Efendime söyleyeyim. Gittik orada yukarıda bir yere. Sicilya'da. Ben bunlara güzel de bir şarap açtım. Karahüyük şarabı. Azam. Burnunun direği kırılır. Bir de kötü sarhoşluğu var. Arkadaşını bıçaklarsın. Biz bunları içtik. Bir kustum. Ölüyordum ya. Ama işte memleketimin şarabı. Reddedemiyorum. Çelişkiler.